Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün belediye binası 11 yan hesabımızdayız. Bir önceki bölümde hatırlayacaksınız, belediye binasını 12. seviyeye yükseltmeye almıştık. Şu anda 12 gün 23 saati kaldı. Kendi süresiyle devam ediyor. Ve istiyorum ki arkadaşlar neredeyse makslanma noktasına gelmiş bu hesapta 12'ye geçiş yapmadan önce olabildiğince farklı ordularla saldırılar yapıp videolarını kanala yükleyebilmek. Gerçekten bunu yapmak istiyorum. Aslına bakacak olursanız yapmadığımız şey yok denecek kadar az. Hani bugüne kadar bu hesapta ağırlıklı olarak binici madenci saldırıları yaptık. Yani hala daha söylüyorum. Belediye binası 11'de en çok iş yaptığına inandığım ordu hibrit'tir arkadaşlar. Bununla beraber atıcı saldırısı da yaptık ejder saldırısı da yaptık. Ne bileyim elektro saldırısı da yaptık. Ama ağırlıklı olarak hibrit yapmıştık. Şimdi bu videoda birazcık elektro ile beraber ganimet kasmak istiyorum. Nitekim bir tane işçimiz de boşta. Yükseltme yapmamız gerekecek arkadaşlar. Ayrıca yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani hesapta geçiş yapmadan önce hangi askerlerle savaşlar yapmamızı istersiniz. Yorumlara bakacağım. En çok beğeni alan yorumların arasından seçeceğim ve bir sonraki bölümü ona göre şekillendireceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. İzlemeye yeni başlayanlar da kanala abone olarak en büyük desteği vermiş olurlar. Son kez ordunun şeklini şemalini bir kez daha göstermek istiyorum. 6 tane elektromuz var arkadaşlar. 1 tane buz golemi ve süper duvar kırıcımız var. Kralı kraliçeyi belli bir bölgeye sokup bir değer elde etmeye çalışıyorum. Sonrasında da elektro balonları koruyucuyla beraber diğer taraftan salıyorum arkadaşlar. Klan kalesinde de kaya balonu tercih ediyorum. Savunmalara çok sağlam hasar verdiği için yeti denedim. Yani kaya balonun içine Yeti ve Valkürler aldım. Pek istediğim sonucu vermedi. Elektro balon çok daha mantıklı olacak arkadaşlar. Pekala. İsterseniz yavaştan saldırılarımıza başlayalım. Bir tane eğitim iksiri kullanmak istiyorum. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet, karşımızda güzel bir köy var. Cehennem kuleleri teklide. Kartal topu ve Klan kalesi merkezde, bina merkezde. Hava patlatıcıları saat tam 6 ve 12 yönüne doğru bakıyor. Şimdi burada ne şekil bir şey yapabiliriz. Kralı kraliçe içeriye sokarak güzel bir değer elde etmem gerekiyor. Kartal topuna ilk etapta ulaşamıyoruz maalesef. Ama en azından şu hava savunmasını ve cehennem kulesini indirmeye çalışabiliriz arkadaşlar. Ben bunun için şöyle bir şey yapacağım. Tam şu noktadan kralı bırakacağım. Bebek ejder. Buz golemi. Şöyle şuradan buz golemini bırakacağım. Kraliçemi göndereceğim peşine ve duvar kırıcıyla şu okçu kulesinin önündeki duvarı açmak istiyorum. Bakalım kral ve kraliçe içeriye doğru girecek mi? Pekala kraliçe içeriye girecek gibi gözüküyor. Başka çaresi yok. Kral ya topa gidecek ya okçu kulesine doğru. Kral dışarı çıktı okçu kulesi içeri girdi. Güzel. Kraliçe ile beraber ne yapmış olacağız? Tekli cehennem kulesini ve hava olmasını indirmiş olacağız arkadaşlar. Yüksek ihtimalle. Bastım. Kralın özelliğini şuraya bir tane dondurma atabilirim. Ee, rakip klan kalesi de doluymuş çünkü. Gayet güzel tekli cehennem kulesi indi. Hava savunması indi. Ejderha inmedi. Çok ciddi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Nereden ne şekil bir şey yapabiliriz? Elektrolarla şuradan bir tane göndereceğim. Tam şuraya bir tane balon. Ve peşine bir tane elektro. Geri kalan elektroları da buradan içeriye doğru sallayacağım arkadaşlar. Şuraya bir tane elektro gönderdim. Tamam. Klan karesindeki ejder çok ciddi bir sıkıntı çıkartacağını sanmıyorum. Şöyle geriye kalan 4 tane elektronu da salladım. Hemen peşine büyük koruyucu ve balonlarımı da gönderiyorum. Hemen peşinden kaya balonuyla da ana orduyla beraber göndermek istedim. Tam şu noktada bir öfke büyüsü kullanacağım. Koruyucunun özelliği için beklemediğim arkadaşlar. Güzel. Binaya doğru ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Koruyucu. Koruyucu yapma. O tarafa gitme koruyucu ya. Merkezde daha çok asker var. Hayda ama artık lütfen koruyucu yapma ya. Ya gitti bir tane elektronun peşinde takıldı. Var mı böyle bir şey ya? Olacak iş değil ya. Şurayı bir dondurdum. Şurayı bir dondurdum. Koruyucu yani ölmek üzere olan tek bir elektronun peşinden gittin. Ne anlamı vardı yani? Şurada bir tane daha öfke büyüsü kullanıyorum. Şurayı dondurdum. Koruyucu şimdi de tek başına kendi kendine takılıyor. Şaka gibi. Şu noktada bir öfke. Son kez donduruyorum. Şaka ya vallahi. Yani var ya diyecek bir şey bulamıyorum. Kelimeler ağzımı dümleniyor. Şu koruyucunun yaptığı işe bir bakar mısınız ya? <laughs> ya ne diyeyim ben şimdi buna ya ne diyeyim yani. Olacak iş var olmayacak iş var ya. Sinirlerim bozuldu daha bismillah ilk savaştan. Tek başına takılıyor adam ya. Nasıl iyi mi böyle koruyucu abi. Takıl takıl. Keyfine bak sen. Biz elektrolarla köyü üçleriz koruyucu. Sen olmasan da olur ya. Valla hiçbir işe yaramadı. <laughs> buna rağmen öyle gözüküyor ki köy üçlenecek gibi arkadaşlar. 30 saniye süremiz kaldı. Burada iki tane vurdukları zaman şu depolarda inecektir muhtemelen geriye tek bir tane büyücü kulesi kalıyor. İnşallah %99'da kalmayız. Demedi demeyin %99'da kalacağız. Kalacağız değil mi? Aynen 15 saniye var elektrolar vuracak da oraya gidecek de. Hadi goblinler hadi aslanlarım 9 saniye %99. Evet arkadaşlar ne kadar güzel bir başlangıç yaptık görüyorsunuz. Koruyucu bize satış koydu. Tamamen yani kullanışsız, hiçbir işe yaramayan bir varlık haline geldi sahada. Üstüne üstlük bir de %99 tek yıldızda kaldık. Moral bozmadan devam etmenin bir yolunu bulmak zorundayız, pekala. Orduyu eğitelim, klan kalesini dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geliyor. Pekala, rakip kraliçe 50 level, kral 50 level, koruyucu 20 level. Hero'lar açısından max bir savunma arkadaşlar. Kartal topu, cehennem kuleleri max. Kulelerden biri tekli diğeri çoklu da hava patlatıcıları yine aynı şekilde saat 12 ve 6 yönlerine doğru bakıyor. Biraz daha sol tarafa doğru kaymış şekilde. Şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz? Ben ne yapacağım arkadaşlar ne yapacağım? Kral ve kraliçeyi şu bölmeye sokup rakip kraliçeyi indirmeye çalışacağım. Şu noktadan kralı bir bırakalım. Kral şuradan sola doğru gelecektir muhtemelen. Şuradan buz görevini gönderiyorum ve hemen duvar kırıcıyı da salıp kraliçeyi peşlerine yolluyorum. Klan Kalesi'nden elektro çıkması pek tercih edeceğim bir şey değildi haliyle. Buz golemi patladı ve elektroyu dondurdu. Mükemmel oldu bu ya. Kraliçe ile Klan Kalesi temizliği yapmış olduk. Kral'ın özelliğine de bastım. Elektro vuracak ama ciddi bir sıkıntı çıkmadı. Gayet güzel. Kraliçe içeriye girecek. Alabildiği kadar savunma alsın. Özelliğiyle beraber en azından rakip kraliçeyi indirelim. Başka bir şey beklemiyorum arkadaşlar ondan. Ama mümkün olacak mı? Gerekirse bir tane dondurma büyüsü kullanacağım. Özelliğine basacağım öncelikle. Ondan sonra dondurma büyüsüne elimi alıyorum. Rakip kraliçeyi istiyorum çünkü. Hadi kraliçe. Şuraya bir kere dondurma büyüsü kullandım ama boşuna gitti. tam. Yani feda ettim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İşe yaramadı. yarıya da bilirdi. Eğer işe yarasaydı çok güzel bir değer elde etmiş olacaktık. Sağlık olsun. Şuradan ana saldırıya başlıyorum. Balonla bir tane güdümlü abonemle yakalamayı başardık. Önden balonlar arkadan... Elektrolarımı ve hemen peşinden de büyük koruyucuyu gönderiyorum. Biraz bekledikten sonra kaya balonu ve iki tane daha balon sallıyorum. Tekrar elimi öfke büyüsünü alıp tam şu noktada ilk öfkeyi kullanıyorum. Koruyucunun özelliğine bu sefer erkenden basacağım ki yani en azından koruyucu bize satış koymadan <laughs> birazcık bir şey faydalanım onlardı ondan yani. Şu noktada bir öfke büyüsü daha kullanıyorum. Dondurmayla tam şu noktayı dondurabiliriz. Şurayı dondurabiliriz Tekrar elime öfke büyüsünü aldım Kayabalını patladı şu noktada bir öfke büyüsü daha Tekli cehennem kulesini dondurdum Şu noktada Artık kullanacak yer kalmadı ya. Elimde öfkeler var kullanamıyorum Şurayı tekrardan donduracağım Ve son öfke büyüsünü de Nerede kullanabiliriz şöyle biraz daha dışarıdan bakacağım Şu elektro için kullandım vurdu 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 vuramadı vuramadı. Keşke öfke büyüsünü üst tarafa saklasaydım. Belki biraz daha farklı olurdu ama yine de 3 yıldız olmayacaktı arkadaşlar. Yani bana öyle geliyor ki 3 yıldız olmayacaktı. En fazla taş patlasın yüzdeyi arttırırdık yani. Aynen. Aynen aynen. Alt taraftaki iki tane okçu kulesi elektronun canını bir hayli sıkacaktı zaten. İki tane goblin de sağa sola madenleri toplayıcılara bıraktım. Maksadım birazcık yüzdeyi arttırmak olacak. Bu sefer yani kötü bir saldırı yaptık arkadaşlar kraliçe ilden ve kraldan değer alamadık. Yani nereden bırakabilirdim ki? Biraz da düzenden kaynaklı bir sıkıntı. Hani kral kraliçeyle cehennem kulesini alacak yerimiz yok. Hava savunmasını alamıyorduk. E, rakip kraliçeyi de alamadık. İşte aslında bir bakıma iyi oldu bu saldırının bu şekilde gitmesi. Hani ordunun nasıl çalıştığını size bir şekilde göstermiş oldum arkadaşlar. Buz golemi alıyoruz. Süper duvar kırıcı alıyoruz. E bu ikisini alıyorsan kral ve kraliçeden arkadaşım sağlam bir değer elde etmek zorundasın. Yoksa şu anda olduğu gibi patlarsın yani. Elektrolara da çok güvenme. Mesajımızı verelim ve hiç vakit kaybetmeden hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Pekala yine güzel bir köy var karşımızda. 50 level kraliçe gördüm. 20 level koruyucu ve yine 50 level kral. Yine savunmalarıyla herolarıyla max bir köy arkadaşlar. Pekala. Kulelerden ikisi de tekli de ben kartal topuna doğru kral ve kraliçeyi ilerletmek istiyorum. O yüzden nasıl bir şey yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Bu sefer bir tane balon testiyle beraber bebek ejderi bırakacağım ki güdümlü çıkmasın. Çünkü şu bölgenin kapanmasını gönülden istiyorum. Pekala şuradan buz golemini ve kralımı bırakıyorum. Duvar kırıcıyla şu bölmeyi açalım. Ve kraliçeyi de şu noktadan sallayalım bakalım. Kraliçe içeriye girmeyecek. Hata etti. Kraliçe içeriye girmeyecek. Biraz daha sol taraftan bırakmam gerekiyordu. Şimdi muhtemelen altın madenine gidecek. Acaba girer mi? Girerse ne kadar güzel olur var ya. Hadi kraliçe be. Hadi kraliçe iksir deposu ince için büyü fabrikasına doğru ilerleyecek. Bastım kralın özelliğini. Evet keşke elimde bir tane daha süper duvar kırıcı olsaydı. Kartal topunu indiremeyeceğiz bu, bu sebepten dolayı arkadaşlar. Bakalım bunun faturasını nasıl ödeyeceğiz. Elbette ki bir faturası olacak bu işin. Yani kraliçe dışarıda çalışıyor ama asıl istediğim kartal topunu alması olacaktı. Veyahut da duvar kırıcıyı biraz daha bekletebilirdim. Kraliçe kendine yön seçene kadar onu kullanmasaydım daha iyi olacaktı yani. Tamam şimdi o zaman yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane balon güdümlü testiyle beraber elektro ile şu sol tarafı kapatacağım. Şuradan içeriye doğru da ana saldırıyı başlatacağım arkadaşlar. Şuradan balonlarımı gönderiyorum. Hemen peşinden elektrolarımı saldım şu şekilde. Büyük koruyucu ve kaya balonunu da peşlerine gönderdim. İlk öfkeyi şu noktada kullanacağım. Dondurmayla kartal topunu dondurmak istiyorum hava savunmasıyla beraber. Tekli Cehennem Kulesi'ni de donduracağım. Kaya balonu biraz daha iş yapsın istiyorum. Öfke büyüsünü yapıştırıp koruyucunun üzerine bastım. Güdümle havamayını boşa düştü. Şu noktada bir öfke daha kullanabilirim. Tekli cehennem Kulesini dondurdum. Şurada son öfkemi kullanıyorum. Kasırga Tuzağı'na yakalandık. Bakalım yeterli olacak mı? Hava patlatıcı ve Tekli cehennem Kulesini dondurdum. Kaya Balonu henüz patlamadı. Hava savunmaları indi. Dur bakalım. İş yapacak mı acaba? Sanki yapacak gibi geliyor bana. Son bir tane dondurma büyüm var. Belediye binasını indirdik. Dur bakalım. Kaya içinde de bir tane elektron var. Yani hava savunmaları gitti. Cehennem kuleleri gitti. Geriye sadece okçu kuleleri ve bir tane Tesla görüyorum. Bir tane de dondurma büyüm var. Dondurma için acele etmeyeceğim arkadaşlar. Birazcık sabırlı davranmak istiyorum. Gayet güzel. Koruyucu da inecek. Güzel. Tamam. Aşağı tarafta yani en kötü güdümlü hava mayını çıkar. Eğer çıkarsa elektroların canı yarıdan az olduğu için direkt hakkın rahmetine kavuşacaklar. Dur bakalım. 36 saniye süremiz var. Yine süreden mi yiyeceğiz ya? Ciddi misin sen? Süreden yemeyelim be. Fail olacaksa normal bir fail olsun. Time fail olmasın. <laughs> Hadi bakalım. 3 tane elektro. Tam şurası için ideal dondurma büyüsü kullanım yeri arkadaşlar. 3 savunmayı birden de dondurabiliyorum. En büyük hasar okçu kulesi verecek. O yüzden hemen bastım. Hadi bir tane daha vurun. Gayet güzel. Büyücü kulesi deyin de indi. hemen şuradan iki tane goblinimi de salıyorum. Kara iksir sondasına doğru. Yeterli olacak mı? 8 saniye 6 saniye hadi lütfen. Goblin, goblinler bombayı öldüler. Yapma 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 be. <gülüyor> 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 ya ben ya ben ne yapayım şimdi bunu arkadaş çıldıracağım bu videoda bir üçlük atamayacağız mı biz ya ciddi olamazsın sen ya o orada ne işi var? Goblinler ne güzel temizleyecektiler şu ikisini ya. Ya arkadaş çıldıracağım ya. Bir %99 bir %98 bir de geri geriye gidiyoruz. Bir sonraki saldırıda %97 olacak. Yani bu disiplinle beraber gidersek öyle olacak. Cık 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 cık. Neyse tamam. Fena bir saldırı değildi. Amacın ulaştı ama yine de 3 yıldızı alamadık arkadaşlar. Gelin son bir saldırı daha yapalım. Ondan sonra da yükseltme yapıp videonun sonuna geleceğiz. Klan kalesini doldurayım. Orada ayaklansın, güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, son bir tane daha savaşa gideceğiz ama ben onun öncesinde bir tane daha saldırı yaptım. İstiyorum ki klan kalemdeki ganimetleri de toplayayım ve şu yükseltmeyi yapalım da artık daha fazla vakit kaybetmeyelim. Öyle değil mi? Şimdi 5.5 milyon iksirimiz var, 7.7 milyon altınımız var ve top yükseltmesi var arkadaşlar. Şu anda topun haricinde hiçbir şey basamıyorum. 5 milyon iksirle de yapabileceğim hiçbir şey yok. Duvar basmanın haricinde. Buz golemini çünkü 3. seviyeye yolladım. Yani 9-10 gün boyunca laboratuvar müsait olmayacak. O yüzden bir tane iksirle duvar basacağım. Nereden basalım? Ee, nereden basalım? Şuradan basalım madem ya. Çok da fark etmez. Hadi bir tane de duvar yüzüyle basalım. Tam. 2.54 Bir saldırıya daha gitsek bir tane daha duvar bassak diyeceğim ama gerek var mı? Ya bir buçuk gün sonra zaten bir tane daha işçi boşa düşecekmiş. O yüzden çok da önemli değil arkadaşlar. Gelin şuradan bir tane top yükseltmesine gidelim. Ve iş işçilerle işimizi bitirmiş olalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Son bir saldırı daha yapacağız. Ne yaptım ne ettiysem şu elektrolarla bir 3 yıldız alamadım. Bakalım final saldırısında bunu başarabilecek miyiz arkadaşlar? Orada ayaklansın. Klan kalesini doldurayım. Güzel bir köy bulup hemen geliyor. Pekala final saldırımız arkadaşlar bir island base çıktı bir tarafta x yayları bir tarafta cehennem kuleleri ve diğer tarafta yine iki tane x yayı Buradan ne şekil bir şey yapabiliriz tam şu merkezden rakip kraliçeye doğru buz golemi kral kraliçeyi göndereceğim Şuradaki çoklu cehennem kulesine doğru kaya balonunu gönderip bir şeyler yapmaya çalışacağız pekala Önden buz golemi hemen ardından kralı gönderiyorum peşinde de kraliçeyi saldım şu noktadan bir tane balon bir tane daha balon gönderip kaya balonunu direkt olarak çoklu cehennem kulesine doğru sallamaya çalıştım ama şuradaki top dengeleri biraz bozdu. Tam. Şimdi kaya balonu çoklu cehennem kulesine doğru ilerledi. Şuradan süper duvar kırıcıyla duvarı kırıyorum. Şu iki tane X'e belki ulaşma şansını yakalayabiliriz. Çoklu cehennem kulesi indi şahane. Kralın özelliğine bastım. X'e bir tanesi garanti inecektir. Şansımız varsa ikincisini de indiririz. İndirir mi? Mükemmelsin sen ya kral. İşte 50 level kral oldu mu? Böyle güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Pekala. Kraliçe özelliğiyle beraber yarıdan fazla canla duruyor. Kartal topunu ve hava savunmasını alacak. Mükemmel bir şey bu. Mükemmel bir şey. Hatta rakip klan kalesini bile indirme şansımız var. Kraliçenin özelliğine bastım. Elektro indi. Hadi o kartal topunu da indir. Mükemmelsin sen ya. İşte bakın arkadaşlar. Bu sefer Kraliçe'den şahane bir değer elde etmiş olduk. Saldırıyor. Şu üst taraftan başlayacağım. Şu sol tarafı kapatmak için bir tane elektro gönderdim. Bir tane de balon sallayalım. Ne olur ne olmaz. Güdümlü çıkmasın. Aynı şekilde bir ile da sağ tarafı kapatıp ortadan içeriye doğru ilerleyeceğiz. Şuraya bir bebek ejder ve balonları tam şu orta noktadan bırakıyorum. Hemen peşine elektrolar, büyük koruyucu son balonu da gönderdim. Bu sefer kaya balonunu zaten kullanmış olduğumuz için ekstradan bir kaya balonu kullanamayacağız arkadaşlar. Tam şu noktada ilk öfkemi kullandım. İkinci öfkemi şu noktada kullanıp koruyucunun özelliğine bastım. Güzel. Bütün askerleri korumuş olduk arkadaşlar. Tam şurada bir tane dondurma büyüsü kullanacağım. Bir tane dondurma da şu noktada kullanacağım. Hava patlatıcıları elektroların canını sıkmasın diye. Arka taraftaki havası olması için bir tane daha dondurma kullandım. Tekrar elim öfke büyüsünü aldım. İşte şimdi koruyucunun özelliği olsa çok şahane olurdu ama neyse ki elektrolara değil balonlara patladı arkadaşlar. Güdümlü hava mayınları. Pekala 3 4 tane elektro hala da hayatta. Çoklu cehennem kulesini dondurdum. Bakalım yeterli olacak mı? 56 saniye süremiz var. Hadi be bu son saldırımız bir tane 3 yıldız alalım be. Videoya hakkını vermek adına en azından olacak gibi. Aynen bu sefer 3 yıldız geldi arkadaşlar öyle gözüküyor. Çoklu cehennem kulesini de full can elektro rahatlıkla indirecek ve hele şükür <laughs> yani sonunda bir tane 3 yıldızı yakalamayı başardık ya. Yani bilenler bilirler arkadaşlar. Elektro ejderhalar benim oyundaki favori askerlerim değil. Yani öyle rahat rahat 3 yıldız alınmıyor. Hani düşük savunmalar, erken basılmış köylere saldırdığınızda tamam elektro ejderhalar güçlüler ama kendi seviyesinde makslanmış bir köye saldırdığınız zaman öyle bedavaya 3 yıldız alamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bir kez daha hatırlatıyorum ve yavaştan videonun sonuna geliyorum. Umuyorum faydalı bir o kadar da eğlenceli bir video olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.